Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Daire hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki katlı büzgülü etek dikimini göstermeye çalışacağım inşallah. Benim elimde büzgü kısmı için viskon kumaşım var. Üst kısmını ise gabardin, dikralı esnek bir kumaşla tamamlayacağım. Biraz da bunu yapmamın nedeni benim viskon kumaşım boy olarak yetmiyor. Elimde uygun olarak bunu düşündüm. Elimde bu vardı. Bunu değerlendirmeyi düşünüyorum. Şöyle daha iyi anlaşılması için kağıtta da ifade edeceğim. Genellikle bu büzgülü kısımlar soruluyor. Büzgü yapımı, katlı etek dikimleri soruluyor. Ayrıca 3 katlı detaylı bir anlatımı olan yeni başlayan arkadaşları için tüm ayrıntılarıyla anlattığım 3 katlı etek dikim videom da var. Açıklama bölümüne linkini bırakırım. Onu oradan bakabilirsiniz. Burada bizim ölçümüz lastikli etek yaptığımız için lastikli eteğin ilk katını basen ölçüsünü baz alarak yapıyoruz. Basen ölçüsünü alıyoruz. Artı 2 dikiş, artı 2 bolluk payı. Bolluk payı size kalmış. Şimdi ben çalışmada göstereceğim. Likralı kumaşlarda daha farklı. Hiç bolluk payı vermiyorum. Hatta bazen dikiş payı bile vermiyorum. Bu normal kumaşlar için, viskon pamuklu kumaşlar için ben şimdi kullanıyorum bu ölçüyü, anlatıyorum. Birinci katın ölçüsünü basen artı dikiş payı artı bolluk payı. Ben burada baseni 100 aldım, artı 2 dikiş payı artı 2 bolluk payı. İlk katın boyunu ise 31 santim olarak belirledim. En olarak benim şu an 104 santim kumaşım. Ama bu bana göre bir ölçü. Siz kendi ölçünüzü kendi bedeninize göre alabilirsiniz. Burada herkesin ölçü alması için normal ölçü alma şeklini anlatmaya çalışıyorum. İkinci katın ölçüsü ise 1'e 2 ölçüsü kullanırsak ayrı, 1'e 1,5 ölçüsü kullanırsak ayrı oluyor kumaş ölçüsü. 1'e 2 ölçüsünde ise birinci katı ne kadar almıştık? 100 santim almıştık. İkinci katın ölçüsü ise 2 ile çarpıyoruz. 2 katı büzgü yapmış oluyoruz. 1'e 1,5 ölçüsünü kullanırsak eğer baseni alıyoruz. Basen ne kadardı? 100. Artı basenin yarısı. Basenimiz ne kadar? 100. Yarısı 50 santim. Artı 50 santim. Basen 100. Yarısı 50. 150 santim. 1'e 1,5 ölçüsünde. İkinci katın boy ölçüsünü kendi boyunuza göre ayarlamanız gerekiyor. Bu ilk katın ölçüsünü etek boyunuzdan, ilk katın ölçüsünü ekstra bir de katlama paylarını, bel için katlaması, etek ucu için katlamasını vereceğiz. Burada mesela 31 aldım. Katlamalarla birlikte 37 santim. Etek boyunuzdan 37 santimi çıkarırsanız bu kısmın ölçüsünü bulabilirsiniz. Ben ortalama olarak 77 santim aldım. 1,65-1,66 boylarına ideal. 2 santim daha artırabilirsiniz. Ölçü boyunuza göre düşürebilirsiniz. Etek boyunuzdan ilk kumaşın ölçüsünü ve katlamaları çıkardığınız zaman boy ölçüsünü size vermiş oluyor. Çalışmamıza geçmeden önce kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Videolarımı da beğenirseniz, sosyal medya hesaplarından paylaşırsanız sevinirim. Bana da destek vermiş olursunuz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Ben kumaş boyunu 77-78 santim olarak aldım, ikinci katın boyunu. Benim kumaşım 90 santimlik bir kumaş. Genişlik olarak 90 santim. Burada 1-2 ölçüsünü kullanıyorum ama birazcık yetersiz kumaşımın en olarak. 20 santime yakın bir yetersizliği var ama hiç sorun etmeyeceğim. Büzgüyü hafif biraz açarak onu da kapatmış olacağım. Yani kumaşım tam tamına gelmiyor. Büzgülerim açık mı olur demeyin. Onu da ayarlayabilirsiniz kumaşınıza göre. 2 boy kumaş olarak kullanıyorum. İkinci katta. İkinci katın kumaşı birinci kat için
Elimde gabardin dikralı bir kumaşım var. Kumaşımı 31 santim olarak aldım. En olarak basen ölçüsü artı dikiş artı bolluk payı verdim. Burada likralı bir kumaş olduğu için şöyle kumaşım iki kat. Her iki taraftan da dikişli olacağı için açık bıraktım her iki tarafı da. Şöyle katlıyorum. Dört kat şeklinde yaptım. Şöyle bel tarafından 5 santim 4 santim 3 santim 2 santim şöyle azaltıyorum 1 santim şöyle bir etek formu vereceğim. Bel kısmını daha dar yapacağım. Bu zaten esnek bir kumaş. Eğer böyle bir kumaş kullanırsanız bunu yapmayın. Dümdüz şekilde basen artı dikiş artı bolluk payını alın. Bu kumaşta bolluk payına da gerek yok. O yüzden şöyle bir girme içeri doğru yapıyorum. Ayrıca bir de ön parçada şu arka parçası olsun. Şuradan 3 santim şöyle kenar dikiş kısımlarına doğru orta kısımdan sıfırlayacağım. Bu da arka parçamız. Şimdi büzgü işlemiyle başlayalım. Normalde kenarları dikip ondan sonra büzgü yapacaktım. Bugün iki parçayı da ayrı büzgü şeklinde yapacağım. Büzgü yapımını tansiyon ayarımızı en yükseğe alıyoruz. 9'a aldım. Dikiş adım uzunluğunu en seyrek dikişi alıyorum. Ayarladıktan sonra makinamız kendisi büzüyor. Şöyle yakından gösteriyorum. Bu şekilde büzüyorum. O taraftan galiba tam belli olmadı. Şöyle kendiliğinden büzmüş oluyor. Makinanız güzel büzmüyorsa büzgü ayakları var. Büzgü ayaklarınız elinizde yoksa elinizde teyel ile bile büzebilirsiniz. Teyelle de elle teyelle büzülmüş videolarım da var. Şu ipleri pekiştirmiyoruz sonunda. Çünkü büzgümüz eğer yetmezse veya sıkı değilse, seyrekse onu ayarlamada yapacağız. Şunları başla sonu pekiştirmedim. Uzun bıraktım. Şimdi diğer parçayı da yapıyorum. Pekiştirmeden ayarlarımı ayarladım. Tansiyon ayarım 9'da. Dikiş adım uzunluğu en seyrek dikişte. Makine gayet iyi büzdü. Bu şekilde rahatlıkla büzebilirsiniz. Makinanız şayet büzmeyebilirdi. Her makinenin büzgü ayarı bir değil. O zaman elinizle de büzebilirsiniz. Benim alt kumaşımda biraz kumaşım yetersiz diyordum. Onu büzgüde tam büzgüm makinamda çok güzel büzdüğü için kumaşıma, üst kumaşıma, birinci katın kumaşına büzgülerim yeterli gelmiyor. Büzgülerim daha sıkı kalıyor. Şöyle hafif büzgülerimi açıyorum. Her iki taraftan da açacağım. Dengeli bir şekilde açma yapıyorum. Bu şekilde de rahatlıkla büzgülerinizi ayarlayabilirsiniz. Üstteki kumaşa nasıl ayarlayacağım diye düşünmeyin. Bu şekilde yapın. Her iki taraftan da pekiştirmeden iplikleri uzun bırakın. Ayarını ayarladıktan sonra kumaşımızın düz tarafına
Şöyle birinci katımızın kumaşı düz tarafı düz tarafına gelecek. Yüzü yüzüne bakacak. Şöyle düz yüzler içte kalacak şekilde şu şekilde iğneleyeceğiz. İğnelemeyi şu büzgü tarafından yapıyorum. Makinede dikerken büzgü tarafını üste alacağız. Dikimimizi kolaylaştırmak için iğnenin de üste kalması daha makbul. Şöyle her iki parçamın da ön ve arka parçalarımın birinci kat ve ikinci kat eklemelerini yaptım. Şöyle arkadan bu şekilde olacak. Buranın dikişlerini dikiyoruz. Overlocklarını gidiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şu büzgüdeki dikişin dış kısımda kalması gerekiyor. Büzgünün iç tarafından şu tarafından dikişimizi dikeceğiz. Çünkü düz kısımda döndürdüğümüz zaman şuradaki büzgü dikişinin gözükmemesi gerekiyor. Ona da dikkat ediyoruz. Büzgülü kısmın üste bırakmamızın nedeni şöyle büzgüleri rahatlıkla düzelsip dikebiliriz. Alt kısımda kalırsa büzgüden haberimiz olmayabilir. Bu şekilde dikiyorum. Zikzak ayarıyla da temizlemesini yapıyorum. Şöyle eklemelerimi yaptım. Şöyle birbirine eklemelerini yaptım. Birinci kumaşla ikinci kumaşın arkadan da zikzak ayarıyla temizlemesini de yaptım. Ütü kısmını çok göstermiyorum. Videolar zaten detaylı anlattığım için uzun oluyor. Şimdi bu kumaşın, iki kumaşın birleşimine geldi. Yanlardan dikişlerini yapacağız. Şöyle bir tutuyorum. Şuradaki dikişi dikişe denk getiriyoruz. Normalde ben yan kenarları diktikten sonra katları birleştiriyordum. Sonra büzgü eklemelerine geçiyordum. Ama bu şekilde yeni başlayan arkadaşlar eklemelerini daha kolay bir şekilde yapacak. Şimdi şu yan dikişlerin dikişini dikiyoruz. Yan dikişleri bitirdim. O kenar temizlemelerini de zikzak ayarıyla yaptım. Şimdi bel kısmına geçeceğiz. Ayrıca şurada bir baskı dikişi uygulanacak ama ben bu kısımda güpür kullanacağım. O yüzden baskı dikişini yapmıyorum. Onu güpür dikerken yapmış olacağım. Bel kısmına geçiyoruz. Bel kısmında isterseniz şöyle bir santim katlama yapın. Lastiği yerleştirin, üzerine getirin. Şöyle içinden lastiği çekerek de dikebilirsiniz. İsterseniz şöyle bir santim katlama yapın. Şöyle bir katlama daha yapın. Bu katlamanın genişliği içinden geçireceğiniz lastiğin genişliğine bağlı. Rahat bir şekilde geçecek şekilde katlama yapıyoruz. Lastik ölçüsünü ise belinizden 5 santim kısa alabilirsiniz. Ben kanal yaparak içinden lastiği geçireceğim. Şöyle bir katlama aldım 1 santim. Bir daha şöyle katladım. İçinden lastiğim rahat bir şekilde geçecek. Şu şekilde bir katlama yapıyorum. Lastik geçirmek için küçük bir kısım bırakıyorum. Onun dışında kalan kısmı diktim. Şöyle lastiğimi firket iğne yardımıyla geçiriyorum. Beyaz lastik gösterdim ama siyah dikeceğim. Orada koyu koyuya geldiği için belli olmuyordu. Daha iyi gözüksün diye o şekilde yaptım. Lastiğimi geçiriyorum. Lastiği geçirdikten sonra şu şekilde değil de şöyle üst üste yerleştirerek her iki taraftan dikiyoruz. Lastiğimi her iki taraftan diktim. Şöyle içine doğru yerleştiriyorum. Büzgüleri düzenledim. Şöyle lastiği çektirerek düzenliyoruz büzgüleri. Biraz büzgüleri ben arka kısımda bıraktım. Şu açık bıraktığımız kısmı da dikiyoruz lastik geçirmek için. Yıkandığında lastiğin dönmemesi için orta kısımdan da bir dikiş gidiyorum.
Aynı şekilde çektirerek dikiyorum. Şimdi etek uç katlamasına geçiyoruz. Etek ucunda şöyle bir katlama yapıyorum. Bir daha katlama yapıyorum. İki şekilde katlayarak dikiyoruz. Kumaşımızı bir katlıyoruz. Bir daha katlama yapıyoruz. Aşağı yukarı 1 santime yakın yapıyorum. Etek uç kısmını bitirmiş olduk. Şimdi şuradaki baskı dikişinin yerine fistoyu yapacağız. Benim elimde şöyle bir güpürüm var. Onu kullanacağım. Eğer güpür dikmeyecekseniz şöyle 1 milimden baskı dikişi uygulayabilirsiniz. Şu kısımdan. 2 milim olur, 1 milim olur. Bu şekilde baskı dikişini uygulayabilirsiniz. Bu şekilde dikiyorum. Şöyle ben de 1 milimden 2 milime yakın dantel üzerine koydum. Şu şekilde arkadan görünüşü. Aynı dikiş yerinden dikiyorum. Şöyle arkaya doğru iki taraftan da kıvırdım. Şurada birleştiriyorum. Ben çalışmamı bitirdim. Son şekli bu şekilde eteğimin. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.